Başlangıç. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli arkadaşlar, 1. öğretim B sınıfından tüm dünyaya selam olsun. Bugün üzücü bir olayı da anmadan geçemeyeceğim. Şöyle ki tüm dünya için aslında üzücü. Bugün Rusya Ukrayna'ya savaş fiilen ilan etti. Savaş orayı işgal etti diyelim yani. Evet, bakalım sonuçlar ne olacaktır? Allah tüm mazlumların yardımcısı olsun diyerek de duamızı yapalım. Şimdi Allah zalimlere fırsat vermesin yani diyelim. Şimdi arkadaşlar, bu dersimizde biz temizi önceki dersi anlatmıştık. Bu derste de hem bir tekrar, genel tekrar yapalım bu konuyla alakalı, hem de izlemeyen, gelmeyen arkadaşlarımız varsa Almanya'dan, Azerbaycan'dan, Amerika'dan izleyen arkadaşlar var bu arada. Onlara da selamlar olsun. Onlar da istifade etmiş olurlar diye bu videoyu çekiyoruz. Şimdi öncelikle önceki derslerin kayıtlarını da bu videoyu izlerken herhalde şurada mıydı ya da şurada mıydı? Şu tarafta mıydı? Bu taraftan bir şerit çıkıyor böyle, oraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ya da dersleri oynatma listelerinden takip edin. Yani kanala girdiğiniz zaman videolar kısmında yüzlerce video var. Oradan bulamazsınız. Oynatma listelerinden ne istiyorsanız onu bulabilirsiniz. Şimdi gelelim, Türkçe'de olmayan bir konuyu anlatacağız. Yani bu konu Türkçe'deki gramerde bulunmuyor zannedersem. Temyiz dediğimiz olayı kısaca tanımını yapalım. İki başlığa ayırdığımızı şu an tahtada görünüyor değil mi net olarak? Hı hı. Bu arada kameraman arkadaşımız Ünzile Nur Atağa teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Tahtayı şöyle bir alayım mı hocam? Olur. Komple mi? Hı hı. Tamam. Ekran görüntüsü almak isterim. Aynen öyle. Yaklaştırabilirsin de şöyle. Dersin sonunda gerçi onu istiyorlar ama hani komple bir tahtanın şeyi. Biz başlığı yapmış olalım. Şimdi arkadaşlar ikiye ayırdık aslında. Bakın, temyizi ikiye ayırdık. Bir melfuz olan, yani aslında melfuz ne? Kelimedeki kapalılığı gideren temyizin adına melfuz temyiz deniliyor. Ya da müfret temyiz de denilebilir. Şimdi onun ne olduğunu açıklayacağım. Bir de ikinci başlığımızda cümledeki kapalılığı gidelim. O zaman temyizin tanımı genel olarak şudur arkadaşlar. Bir kapalılık var, o kapalılığı açıklıyormuş. Örneğin mesela ne gibi bir kapalılık? Ben çarşıdan 1 kilo aldım. 1 kilo aldım deyince hemen acaba ne aldık diye merak ediyoruz. Elma, portakal, şeker, çay vesaire neyse. Burada işte o getireceğiniz ne aldıysanız bir kilo, o temyiz oluyor işte. Çünkü bir kiloyu açıklıyor. Yani o kiloyu açıklıyor. Şimdi bu bir. İkincisi bu kelimedeki kapalılık. Kelimedeki kapalılık aslında o kelime ya sayıdır ya ölçü, tartı, mesafe bildiren ifadelerdir. Anladık mı? Yani o zaman son derece kelimedeki kapalılığı gideren temyiz, önce şurayı bir anlayalım. Kelimedeki kapalılığı giderir diyoruz. Tanım bu. Peki bu kelimeler kimler? Yani o kelime kim? Kelime ya sayıdır. Sayılardan sonraki gelen kelime temyiz oluyor. Sayılar konusunu detaylı olarak pratik bir şekilde yine ele alacağız. Tamam mı? Ama biz şu an sayılardan sonraki gelen kelimenin temyiz olduğunu şu an artık öğrenmiş olduk. O kelime dediğimiz şey neymiş? Ya sayıdır ya da ölçü, tartı vesairedir. Örnek: Ra'eytu 20'ne, ben 20 gördüm. Peki 20 ne gördün? Taliben diyerek onu açıklıyoruz ve temizdir. Tamam mı? Şimdi tabii şartlarına vesairelerine geleceğim ama önce mantığını bir anlayalım konunun. Peki ölçü, tartı, bakın ki ile diyoruz. Kilo, ölçü, tartı. Bakın bu kelimeyi şu kelime açıklıyor. İşte bu kelimeye biz ne diyoruz?
Kilen şayen diyoruz ya. Bu şay burada arkadaşlar temiz oluyor işte. O kiloyu açıklıyor. Anlaşıldı mı? Ya da bir diğer örnek mitran diyoruz biliyorsunuz. Ölçme ölçü tartı demiştik. Mitran bir metre. Bir metre. Tüccar bir metre sattı diyor. Peki bir metre ne satmış olabilir? Kumaşen diyerek o metreyi ne yaptım? Açıklamış oldum. Bunlara bakıyorsunuz. Şimdi şu ölçü tartı kısmında sayılar zaten detaylı konusunu anlatacağız. Yani oraya bir ayrı başlık açacağız. Parantez açacağız sayılara. Ölçü tartıda da şu şayen, sükkaran, kumaşen vesaire vesaire vesaire. Orayı doldurabilirsiniz. Sükkaran neyse. Bunu burayı iki türlü de okuyabilirsiniz. Sadece şu ölçü tartı kısmına bakın. Şimdi buna kilen şayen dedim ya. Ya da mitran kumaşen. Ya da işte kilen sükkaran neyse. Bunu iki türlü daha okuyabilirsiniz. İzafetle mecrur yapabilirsiniz. Okuyun. Kile şayin diyebilirim. İzafetle mecrur. Bir de min de getirebilirsiniz başına. Minle de mecrur yapabilirsiniz. Kilen min şayin de diyebilirsiniz. Tamam? Demek ki burada normal ölçü, tartı vesaire olanlarda demek ki iki türlü daha okuyabiliyorum. Normalde zaten mansup. Biz mansubatta saymıştık hatırlarsanız. Mansubatlar nelerdi? Bir hatırlayalım. Mef'uller, hal, temiz, müstesna. Buraya çevirmene gerek yok. Çok oynamana gerek yok istersen. Şimdi ölçü tartılarda demek ki arkadaşlar iki türlü daha okuyabiliyormuşum. Tamam mı? Kilen şayeni nasıl okuyabiliyorum söyleyelim. Kile şayin ya da kile min şayin diye de okuyabiliriz. Tamam mı? Peki. Şimdi burası bitti arkadaşlar. Gelelim şurayı açıklayacağım. En son şartları ya da özelliklerini söyleyeceğim. Arkadaşlar temiz dediğimiz şey ya kelimedeki kapalılığı gideriyordu ya da cümledeki kapalılık. İşte ona da nispet temizi diyoruz. Yani ya melhuzdur onun adı ya da nispet temizi. Buna aynı zamanda melfuz temiz diyoruz. Şuraya melfuz temiz. Ya da müfret temiz de denilebiliyor bunun adına. Burası melhuz ya da nispet temizi dediğimiz olay cümlede bir kapalılık var. Şimdi bunu örnekler üzerinde görelim. Şimdi dikkat edin bir bakalım. Ya da şöyle düşünün arkadaşlar. Bakın burası son derece önemli. Fiil var burada. Kesura ile başlamış. Fiil. Fiilden sonra ne gelir? Fail. Şimdi buraya kadar fiil fail. Bir şey yok. Şurada mansup bir kelime gördünüz. Mansubatlar kaç taneydi? 4 tane. Hatta onu da şöyle bir yere şuraya yazıyorum hemen. Çok pratik bir şekilde yazayım. Bu arada abone olmayı unutmayalım. Evet. Mansubatları yazıyorum. Dikkat edin. Ya da nasb konumunda hani raf nasb yer diye yazıyorduk ya arkadaşlar. Şimdi nasb konumunda burada kim vardı? Hatırlayın. 5 mef'ul vardı. Mef'uller. Hal. Şu an gördüğümüz. Temyiz. Evet burası önemli. Bir de son olarak ne vardı? Müstesna. Şimdi bakın burada çok pratik bir şey söyleyeceğim. Çok pratik bir şey söyleyeceğim. Şimdi mef'uller zaten bir tanesini gördük. Diğerlerini göreceğiz. Diğer 4 tanesini göreceğiz. Bunlar belli az çok. Şimdi hali biz diğer sınıflarda gördük ama burada da inşallah bu konudan sonra göreceğiz. Bu şimdi de söyleyelim. Yükleme nasıl sorusunu soruyoruz. Aldığımız cevap haldir. Bakın burası yükleme nasıl sorusunu soruyoruz. Bu gitti. Geriye müstesna kaldı arkadaşlar. Dikkat edin. Şimdi meful duruyor. Meful dursun. Müstesna da cümlede illa varsa ya da istisna edatları göreceğiz. En basiti illa. Arkadaşlar cümlede illa varsa müstesnadan bahsederim. Tamam. Şimdi düşünün. Mansup bir kelime gördünüz. Her şeyi bir kenara bırakın. Mansup bir kelime gördünüz. Kaç ihtimal var? Normalde sıfırdan düşünüyorum. 4 ihtimal var.
Peki bakalım hal yükleme nasıl soruyorduk. Hal gitti. Doğru mu? Niye gitti? Çünkü kesura çoğaldı, arttı. Ettullabı öğrenciler. Nasıl? Değil. Cevabı değil. Adeden ya da işte misahaten. Değil. Şimdi o dursun. Yani bu gitti. Müstesna'ya gelelim. Müstesna'da cümlede ne arayacağım? İlla. İlla arayacaksınız. İlla ya da illa'dan sonra işte birkaç tane daha var. Onlara girmiyorum. Yani kısacası istisna edatı olması lazım. Peki var mı istisna edatı? O da gitti. Kaç ihtimal kaldı? İki tane kaldı. Bakın. Mansup bir görme, bir kelime gördüğünüz zaman bu mantıkla baktığınızda mesele çok basite inecektir. Burada bakalım şimdi. Bakın ikiye indi ya. Şimdi şuna mef'ulü biz en azından bir tanesini gördük şu an. Beş mef'ulden mef'ulü bihi görmüştük. Mef'ulü bihi büyükleme ne soruyorduk? Ne? Neyi? Neyi ya da kimi miydi? Şimdi kesura arttı. Çok pratik bir bilgi daha söyleyeceğim. Kesura üç harfli sülasi bir fiil. Sarf dersinde gördüğünüz bablar vardı. Altı bab. Sülasi mücerredin altı babı. Burada onunla alakalı çok pratik bir bilgi söyleyeceğim. Ortası dammeli olan fiiller. Ortası dammeli olan fiiller lazım fiildir. Lazım fiil ne demek? Nesne almayan fiillerdir. Mef'uller de gitti mi? Geriye ne kaldı? Temiz kaldı. Bakın çok pratik bir şekilde böyle düşündüğünüz zaman değilse şöyle değil. Ya milyonlarca öye vardır. Nereden bileceğim değil ki. Mansup zaten toplamda 4 tane. Müstesna belli. Hal belli. Mef'uller belli. Temiz de Kur'an'ı belli. Doğru mu? Şu kısımda zaten yazdık. Yükleme ne soruyorsunuz? Hangi açıdan, hangi bakımdanın cevabı burası? Burası. Tamam? Şurası değil, burası. Şimdi burada da önceki kelimeye soruyorsunuz. Yani bir kilo ne aldık? Bir metre ne aldık diye soruyoruz. Önceki kelimeyi, yükleme değil. Tamam? Şimdi burada örneklere bakalım. Adedeni öğrendik mi? Sayı bakımından diyorum. Türkçe'de olmadığı için hani garip gelebilir. Muhammed Ekber bin Hasan, normalde Muhammed Hasan'dan büyüktür. İlmi mi büyük, parası mı çok, işte bilmem neyi mi çok, bir sürü şey girebilir oraya. Sinnen dediğiniz zaman o kapalılığı gidermiş oluyor. Peki soruyorum. Hani biz dedik ya cümledeki kapalılık. Tullab'da bir kapalılık, yani bu tullabı mı açıklıyor? Hayır. Peki kesurayı, fiili mi açıklıyor? Hayır. İkisinin birbirine olan nispetinde bir problem, yani bir kapalılık var. Değilse tek başına kelime kelime değil. Nispette bunun buna olan nispetinde bir kapalılık var. Tamam? Buna da melhuz temiz diyoruz. Örneğimiz bu. Bir tane daha verelim. Türkiye minekberi düven. Türkiye dünyanın en büyük ülkesidir. Peki hangi bakımdan diye soruyorum. Hangi bakımdan, hangi açıdan diye soruyorum. Misahaten dediğim zaman temiz oluyor. Yüz ölçümü olarak dediğim zaman mesele bitiyor. Bu da temizdir. Buradaki sadece mansuptu. Şuradaki izafetle de mecrur oluyordu. Minle de mecrur oluyordu. Anladık mı? Bakın bu kadar. Son olarak temizin özelliklerini söyleyip bitiriyoruz. Aslında burada gördünüz ne olduklarını gördünüz. Yani bütün örnekleri de gördünüz. Ben şimdi son olarak toparlıyorum. Ondan sonra bitireceğiz inşallah. Yani sadece bunlardan artık örnek çözebilirsiniz. Tamam? Şimdi gelelim halin özelliklerine. Arkadaşlar hal hangi başlığa saymıştık? Mansubat. Mansup zaten. Tamam? Mansup. Artı müfret. Bakın sayıda yani adet, sin, misaha, şay, talip, kumaş. Tabii sayıyı karıştırmayalım. Sayılar detaya gireceğiz. Müfret, kumaşen. Mansup bakın şayen. Farklı farklı örnekler verdim. Aynı örneği de verebilirsiniz. Yani çünkü bir şu kelimeye bir bakın. Mansup mu? Mansup. Müfret mi? Müfret. Peki nekira mı? Evet nekire. Nereden anladım? Terminden. Ya da marifeler saymıştık ya altı kısım. Onlardan bir tanesi değil. Son olarak şurası hal konusunu anlatacağım demiştim ya. Halle ayrıldığı nokta. Bir de tanımda ayrılıyor zaten. Camit
Arkadaşlar biz onu Camit'i Muştak Camit diye görmüştük birçok dersimizde. Camit demek ismi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe olmayan yani türememiş isimler. Peki muştaklar kim? Türemişler kim? İsmi fail, ismi meful, sıfatı müşebbehe. Zaten bunları mansup yaptığınız zaman hal olur diyeceğiz bir sonraki derste. Tamam? Adet camit mi? Evet camit. İsmi fail yani nereden bileceğim? İsmi fail mi? İsmi fail mi? Hayır. Peki ismi meful mü? Değil. Sıfatı müşebbehe mi? Hayır değil. O zaman camit diyor. Kalem, cidar, insan bunlar hep camit kelimeleri. Son olarak bilmemiz gereken bir terim de temizin işte açıkladığı kelimeye, bakın burası kelime, burası nispet. Cümlede olduğu için ona nispet diyorum. O nispeti açıklıyor. Kelimedeki o kelimeye biz ne diyoruz terim olarak? Mümeyyiz. Temizi yapılan mümeyyiz. Peki buradaki mümeyyiz kim? Nispet. Burada nispet, burada kelime. Tamam? Ona da ne diyormuşuz? Mümeyyiz diyoruz ve konumuzu bitiriyoruz. Teşekkür ediyoruz hepinize arkadaşlar. Dersimiz de bitti. İnşallah bir sonraki dersimizde bol alıştırma yapalım. Tamam. Sonrasında hal konusunda zaten pratik bir şekilde yine anlatayım. Videosu da var. Ondan sonra önümüzdeki haftayı da öylelikle inşallah bitirmiş oluruz. Bu haftayı bitirdik. İyi tatiller diliyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Maasselame.